Rusya-Ukrayna geriliminin sıfır noktasında Donbas'ta sıcak günler yaşanmaya devam ediyor. Pek çok şehir ve köyün giriş çıkışları Ukrayna askeri tarafından kontrol altında tutuluyor. Tüm dünyadan bölgeye ilişkin açıklamalar gelirken sahadaki askerler eller tetikte gergin bekleyişlerini sürdürüyor. Burada kontrol noktalarında değil ama daha ileride zaman zaman çatışmalar oluyor. Ukrayna ordusu bunların tamamına %100 cevap vermeye hazır. Provokasyonlar olabilir, olacaktır. Ancak saldıran kim olursa olsun ordumuz onu geri püskürtmeye hazır. TRT Haber ekibi bölgenin nabzını tutmayı sürdürüyor. TRT Haber olarak Donbas'taki ilerleyişimiz devam ediyor. Ukrayna Çarmalık köyündeyiz. Hemen arkamdaki Donmuş Nehri'nin karşı kıyısı, yani yaklaşık 100 metre ilerimiz, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde. Ukrayna kontrolündeki köyde gerginlik sürse de günlük yaşam devam ediyor. Elbette 2014 yılından bu yana yaşanan çatışmaların izleriyle birlikte. Öte yandan ayrılıkçıların kontrolündeki karşı kıyıda yerleşim daha gerilerde başlıyor. Çatışmaların olduğu zaman bu bölgenin mayınlandığı belirtiliyor. Donbas'ı oluşturan bölgeleri de adını veren Donetsk ve Luhansk şehir merkezleriyle civarları da ayrılıkçıların kontrolündeki alanlardan. Bu bölgelere geçiş pek çok kişi için mümkün değil. Donetsk şehir merkezine giden yolda gelebileceğimiz son noktaya kadar geldik. Hemen arkamızda adeta bir gümrük kapısı oluşturulmuş ama bundan sonra da Ukrayna toprakları devam ediyor. Ancak orası Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde. Ukrayna Donbas temas hattı yakınına 120 bin asker ve askeri teçhizat sevk etti. Bölgede askeri hareketlilik devam ediyor. Şu anda şehirler arası yolda da askeri araçların konvoyu ilerleyiş halinde. Ukrayna güvenlik güçlerinin ülke içindeki hareketliliği artarak devam ediyor.